Merhaba. Berlin'de Kaiser Friedrich Müzesi'nde bir resim galerisinde Giotto tarafından yapılmış olan harikulade bir tabloya bakıyoruz. Eserin ismi Meryem'in defnedilişi. Meryem'in yavaşça tabutuna yerleştirildiğini görüyoruz. Aynı zamanda ruhunu da görüyoruz. Ruhu cennetteki İsa'nın kucağındaki bebek olarak resmedilmiş. Bu eser Floransa'daki Tüm Azizler Kilisesi için yaptırılmış. Gerçekten çok değerli bir eser. 14. yüzyıl başlarında Giotto'yu bu kadar önemli bir sanatçı yapan, tüm niteliklerin bir potada eridiği bir eserle karşı karşıyayız. 13. yüzyılın sonlarında sanat alanında belirleyici olan Bizans sanatıydı. Uzun ve uzaktan resmedilmiş figürler, altın renk ve desen vurgusu, bedenleri resmederken detaylara pek önem verilmemesi Bizans sanatının belirgin özellikleriydi. Giotto'nun bu eserinde ise figürlerin gerçekçi bir şekilde resmedildiği daha farklı bir tarza tanık oluyoruz. Ancak esas olarak psikolojik yoğunluk ön planda figürlerin yoğun duygular içinde ve etkileşim halinde olduklarını görüyoruz. Figürler o kadar yoğun bir duygu halindeler ki, sanki dünyanın geri kalanıyla hiç bağlantıları yokmuş, tüm dünya buradan ibaretmiş gibi görünüyor. Örneğin Aziz Peter'e bir bakalım. Okumaya dalmış bir şekilde tasvir edilmiş. Cotto, Aziz Peter'in giysisinin kıvrımlarını belirgin hale getiren bir gölgelendirme tekniği kullanmış. Bu figür neredeyse üç boyutlu bir şekilde tasvir edilmiş. Dirseğini beline koymuş. Bunun kumaşta oluşturduğu kıvrımları görebiliyoruz. Oldukça gerçekçi bir biçimde resmedilmiş. Meryem'in ne kadar özenle tabutuna yerleştirildiğine dikkat edin. Onu yerleştiren havarinin gözlerinde derin bir sevgi olduğunu hissedebiliyoruz. İsa'nın kucağındaki bebek olarak tasvir edilmiş figür ise Meryem'in ruhu bebekle İsa'nın birbirlerine bakışlarından aralarındaki yakınlığı hissedebiliyoruz. Yüzleri birbirine çok yakın resmedilmiş. Aslında bu Meryem ve İsa'nın alışa geldiğimiz tasvirlerinden oldukça farklı. Genelde İsa'yı Meryem'in kucağındaki bebek veya çocuk olarak görürüz. Meryem'in ruhunu taşıyan bebek figürüne de bakalım. Bebeği saran kumaş ne kadar özenle resmedilmiş değil mi? İsa'nın sağ tarafında hafifçe öne doğru eğilmiş biri var. Bu figür Aziz Andrew. Aziz Andrew tabuta yerleştirilen Meryem'in üzerine kutsal su serpiyor. Bu resimde bir başka dikkat çekici figür daha var. Aziz Andrew'nun sağ tarafında uzun şamdanları tutan melekleri görüyoruz. Onların arkasında üzerinde sarılı beyazlı tonlarda giysiyle duran bir figür var yanakları dolgun. Sağ elindeki tütsü kabını yukarı kaldırmış. Sanki tütsünün kokusunun Meryem'e doğru ulaşmasını sağlamaya çalışıyor gibi resmedilmiş. Hemen sağında başka bir meleği konuşuyormuş gibi ağzı açık bir şekilde görüyoruz. Sağ tarafındaki iki melek de sohbet ediyor gibi görünüyor. Bu sahneyi bir bütün olarak ele aldığımızda eserin çok resmi ve hiyerarşiye önem veren bir tarzda yapıldığını söyleyebiliriz. İsa'yı tam ortada görüyoruz ve diğer figürlere nazaran daha büyük olarak resmedilmiş. Ancak aynı zamanda resmiyetten uzak çok doğal bir havası da var. Meleklerin kendi aralarındaki sohbeti bu doğallığı özellikle vurguluyor. Bakın şuradaki meleğe yakından baktığımızda baş parmağını kemerine geçirmiş, ellerini de üzerindeki kıyafetin cebine sokmuş olduğunu görüyoruz. Bu gibi detaylar resme resmiyetten uzak samimi bir hava katmış. Bu melek de konuşmak üzereymiş gibi görünüyor. Bu resimde Meryem'in maddi dünyadan ilahi dünyaya geçişi tasvir edilmiş. Giotto burada aynı zamanda insan ilişkilerini de detaylı olarak betimlemiş ve bu sayede son derece gerçekçi bir eser ortaya çıkmış. Hoşçakalın.